Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, yeni videoma hoş geldiniz. Bunun öncesinde kahvaltı yapmıştım. Öncelikle onu şuraya bir koyayım. Herkese günaydın arkadaşlar tekrardan. Şimdi ben kahvaltı yapacağım. Ali söylemişti hatta gel kahvaltı yapalım diye. Benim uykum bayağı ağırdır, o yüzden uyanamam genelde. Uyanamadım yani, kabus görüyordum. Sonrasında ne olduysa uyandım. Ali işte kendine kahvaltı hazırlamıştı. Ben yapmayacağım ama sen yap dedim ben. Sonrasında hazırlamış beraber, ikimize göre koymuş. Benim ayakta olduğumu görünce ben halbuki ondan sonra yaparım falan diye düşünmüştüm. O yedi gitti, çayını da yarım bırakmış yani. Ben de çayım hala ılık. Gerçi ben çayı soğuk severim. Kendisi biber sevmez. Bana biber falan koymuş. Böyle kahvaltılıkları koymuş. Genelde zaten biz küçük tepside yeriz. O yüzden hazırlamış gelmiş yani. O gitti, ben kendim kahvaltı yapacağım şimdi Ezel izleyerek. Sonrasında bugün video çekmek istediğim için bu videoyu da böyle başlattım. 2 yıl sonrasında videomuza devam edebilelim diye. Şimdi ben hemen hızlıca kahvaltımı yapayım. Sonra etrafı toplayayım, evleri toplayayım. Sonrasında akşam yemeğimiz yok, yemek yapacağız. Bu videomuzun devamını bu şekilde ilerleyelim. Kahvaltımı yaptım ben şimdi. Öncelikle işlerimi yapayım. Şu mutfağı bir toplayayım. Kahvaltımızı yaptık. Arkada duruyor. Mutfağı toplayayım. Sonrasında hemen bir yoğurt çorbası pişireyim. Bayağıdır pişirmiyorum. Akşama yemeğimde yoğurt çorbasıyla patlıcan yemeği yapacağım. Tezgahımı toplayayım. Sonrasında daha içerisi var. Kaloriferin üzerine Aleyna dün işte çorapları falan yıkamış. Biz zaten ikimiz bir sürü çorap çıkarıyoruz. Bir giydiğimizi bir daha giymiyoruz. Yani giyilmez de, ben giyemiyorum gerçi. Neyse, onları katlayacağım çamaşırlara. Daha öncesinde çamaşır serdiğim, bir bayağı öncesinde serdiğim çamaşırlar var. Onlar katlanacak falan. Aleyna'nın fırsat olmadığı için yine ben katlıyorum her zamanki gibi. Döküntü geliyor onlar bana. Sonrasında bir lavaboya sileceğiz. Sonra tezgahın üzerine toplayacağız. Gideceğiz çamaşırlar katlayacağız. Videoların montajı var. 3 tane videom var. Onun montajı var. Yüklemesi var, ayarları falan filan var. Şimdi hemen hızlıca şu mutfağı bir toplayayım. Mutfağımı topladım. Pirinçlerimi şöyle yıkadım. Burada bir su bardağı pirinç var. Ben yoğurt çorbası, yani yayla çorbası yapacağım. Yoğurt çorbası ile yayla çorbası aynı mı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Buna da yani 3 litre 15 su bardağı ılık su. Pirinci de ılık suyla yıkadım. Şöyle 15 su bardağı su döküyoruz. Bu da son bardağımız. 15 bardağı döktük. Sürahi şuraya koyayım. Şöyle altını açıyorum. Bu kaynayana kadar, yani kaynamadan biraz önceye kadar duracak. Sonrasında bunun suyuyla yaptığımız yoğurtlu, yumurtalı, unlu bir karışım var. Onu yapacağım. Sonrasında bunun suyundan o yoğurt içerisine yavaş yavaş dökeceğim. Kesilmeden o yoğurt çırpıp böyle içine dökeceğim sonra. Dur, onu anlatırım. Şimdi şeyini yapalım. Yoğurdunu. Şöyle en büyük tabağa aldım. Yoğurdu katacağım önce. Yoğurdumuz 3-4 su bardağı yoğurt. Hatta 5 su bardağı. 4 yemek kaşığı 1 su bardağı ediyorsa ona göre hesaplayıp yapacağım işte. Önce yoğurdumuzu katalım. 2 3 4. Bu 1 su bardağı etti. Süzme yoğurt olduğunda 3 su bardağı yazıyordu. 1 2 Bir de şey katacağım. 3. 2 tane yumurtanın sarısı sadece. 1 2 3 4. Bir kaşık daha katalım. Öncekinden eksikti. Tamam, bu yoğurt yeter. Sonrasında biraz un, 2 yemek kaşığı un, yun diyorum ya, yumurtayla unu karıştırınca arada böyle diş sürüşmeleri olabilir. Yumurtanın 2 sarısını, bunu ayırayım sarısıyla beyazını, beyazını koyayım, sonrasında kullanırız. Evet, 2 tane yumurtayı içerisine kattım, birazcık da un katacağız. Un da 2 yemek kaşığı un, ama ben şöyle göz kararı katacağım, hiç kaşık bulaştıramam yani.
Göz kararım da pek yok ama şu yeter herhalde. Bunu böyle, ne denir ona, topak topak olmayacak şekilde karıştıracağım, çırpacağım yani. İçerisine tuz katıyor muyduk? Tuzu sonradan baharatlara katıyorduk. Sonrasında da içerisine suyunu, pirincin içindeki ılık suyu, buna katacağız. Ilık suyla bu yoğurdun sıcaklıkları eşitlenene kadar suyu katacağız. Sonrasında sıcaklık eşitlenince bunu da çorbanın içerisine, pirincin içerisine katacağız. Eğer sıcaklık eşitlenmezse, yavaş yavaş dökmezsek, o zaman da kesiliyor yoğurt. Kesik kesik olur, öyle güzel olmaz yani. Şöyle şunu kıvamını göstereyim size. Yoğurdumuz böyle biraz sarımsı oldu. Bunu daha çırpacağım tabii ki, şöyle karıştıracağım yani. Güzel böyle pütür pütür olmayana kadar, şu an görünüyor zaten pütür pütür. Unumuz bile karışmamış, kenarda görünüyor. Bunu bir karıştırayım bakalım. Buraya geldim. Pirinç de böyle yavaş yavaş kaynamaya başladı. Işık yalnız neden bu kadar kötü görünüyor bilemiyorum ama su kaynamaya başladığında içerisine böyle yavaş yavaş su ekliyoruz. Bu da homojen bir kıvama geldi. Böyle bir yandan karıştırıp bir yandan da şey yapacağım. Su ekleyeceğim. Keşke bunu size yakından daha iyi gösterebilsem ama anca bu kadar oluyor. Yanımda çeken biri olmadığı için. Yavaş yavaş suyun derecesini artıracağız. Hem de kesilmesini önleyeceğiz. Şöyle gayet krema gibi oldu yoğurt. Kesildiği zaten kenarlarından belli olur. Suyun sıcaklığıyla yoğurdun sıcaklığı eşitlenince içerisine dökeceğiz. Ben önceden yoğurt çorbasını gerçekten zor yapıldığını falan düşünürdüm. Böyle yengem yaptıkça görürdüm, zahmetli bir şey gibi gelirdi bana. Ama sonrasında yapınca gerçekten şey değilmiş, zor değilmiş. Sadece çok fazla aşaması var gibi oluyor kolay yemeklere nazaran böyle. Biraz daha su ekleyeceğim. Pirinçlerinden almadan böyle yavaş yavaş ekleyip bir yandan da karıştırıyorum. İnşallah kesilmez yoğurt. En büyük kap buydu ama gerçi daha öncelerinde de hep bunda yapıyordum. Şu anlık bir kesilme yok. Görünmüyor yani. Gayet güzel görünüyor kıvamı. Bu yayla çorbasıyla yoğurt çorbasının farkını bilen varsa gerçekten yoruma yazsın. Ben bilmiyorum. Ben bunu yoğurt çorbası olarak araştırdım. Sonra Refika'nın mutfağında bu yayla çorbası olarak vardı. Baktım yayla çorbası da görünüşü aynı yoğurt çorbası gibi. Ben de o tarifi kaydettim. O zamandan bu zamana hep bu tarifi yapıyorum. Şimdi eşitlendi. Bayağı çırptım zaten. Yoğurt kalmadı. Şu an sadece sıcaklıklar eşitlensin. Sonrasında en son içine dökeceğiz. Su kaynamıyor, pirincin suyu. Kaynarsa o zaman şey olur, olmuyor. Biraz daha su katalım. Sonrasında suyun içerisine dökeceğim.
günler iyice kısa olduğu için benimki artık biraz vloglardan yemek kanalına döndü gibi oluyor. Ay kesiliyor mu yoksa? Ay yok, kesilmemiş. Bunu şimdi bunun içerisine nasıl dökeceğiz onu düşünüyorum. Su kalmadı tencerede. Çok az kaldı. Tamam, artık suyumuzu dökeceğim. Yemek kanalına döndü gibi oldu ama zaten evet, sıcaklık eşitlenmiş gibi biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yüzümü kara çıkarma, inşallah olur. Tamam. Şu şekilde oldu, size göstereyim. Birazcık kesilmeler olmuş gibi sanki. Bu böyle kaynayacak. Evet, biraz kesilmiş gibi sanki. İçerisinde pirinç de var. Kaynadıkça düzelir herhalde ya. Çorbamız kaynadıktan sonra içerisine tereyağının pul biber ve nane katacağız. Onu kavurduktan sonra şöyle biraz tavada döndürüp içerisine katıyoruz. Sonrasında da çorbamız oluyor zaten. En sonunda baharatını katacağız. Biraz kaynasın, tuzunu katacağız. Babam gelmeden, gün bitmeden hemen hızlıca ben de patlıcan yemeğimi de yapayım. Patlıcanlarımı çıkardım. Domates, soğan, biber hepsini çıkardım. Bir yandan patlıcan yemeğimi de yapayım. Ocakta işim varken bir daha mutfağa girmeyeyim. Akşam yemeğimi ısıtıveririm. Sonrasında yani tencerede dursun ya da düdüklü de yapacağım. Şimdi soğanı, patlıcanı falan soyayım. Hemen sonrasında da işlerimizi yaparız. Ev işlerimizi. Videolarımızla uğraşırız falan. Gün bize kalır yani. Evet, şöyle bütün malzemelerimi hepsini yıkadım geldim. Eyvah, biber düştü. Şimdi bir yandan sohbet edelim. Bir yandan da ben şu soğanlarımı soyayım falan. Soğanlarımı doğrayayım, hatta soydum. Şimdi ben küçükken patlıcan yemeğini çok severdim. Niye? Çünkü yengem hep patlıcanlar şöyle, eğer sapları yeşilse, bu şu an çok hani katılmaz içine de, bunları ikiye bölüp böyle içine katardı yemeklerde. Biz de hep böyle patlıcan yemeğinde o sapları birbirimizin önünden ya da kimin önüne gelirse oradan kapışmaya çalışırdık. Yani ben öyle yapardım. Bilmiyorum, ondan bu patlıcan yemeğini çok seviyorum. Küçükken hep öyle yapardım. Ben hiç daha yengem yani yemek yapmayalı, ben hiç daha bu patlıcanların sapını yeşil göremedim ve onu yapamadım yani. Önceden öyle olduğu için küçükken patlıcan yemeğini çok severdim. Ama sonrasında patlıcanların böyle tadı bozuldu ya. Ne zaman böyle hormonlu olmaya başladı, pazarda böyle kışın bile çıksa tadı artık kötüydü. O zamandan bu zamana patlıcanı sevmedim yani. Bir ara hatta bayağı patlıcanların soğuma falan gelmişti. Küçükken patlıcanların hem tadı güzeldi, hem de yengem öyle yaptığı için çok hoşuma giderdi yani. O benim için bir böyle oyun gibi falan gelirdi herhalde. Bilmiyorum niye öyle yapardık ama. Sayardık kim patlıcan yemediyse, işte hepimiz otururduk sofraya, beşimiz, yengem, kızları, biz. Hep beraber yerdik önceden yemekleri. Sonra kim yemediyse, kime hiç sap gelmediyse o diğerine verirdi filan. Böyle güzel bir zaman. Bunu anlatmak istedim. Patlıcanın sapıyla Ali işte yemek istiyor benden yapayım diye, ama patlıcanlar yeşil değil ki saplarını kullansam. Gerçi bu geçen haftanın patlıcanı. Belki ilk geldiğinde patlıcan sapları yeşildi ama şimdi maalesef katamam yani, siyahlamış. Yemeğin tadını da bozar. Çürümemiş ama olsun. Öyle bir güzel anılardı. Onu anlatmak istedim yani. Şeyde olmaya başladı. Kaynıyor yani çorba. Soğanları doğradım hızlıca. Aa, doğramamışım, bir tane yarım kalmış. Ben genelde işte konuşurken bir yandan da pek iş yapamıyorum. Ama buna alıştım. Sürekli anlata anlata. Şimdi araya gireceğim. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Videomu beğenirseniz aşağıdan sevinirim. Bazen videolarımı beğenmeyi unutuyorsunuz. Yani beğendiğinizi görebiliyorum. Ama diğer videolarımda o beğeniyi göremeyince birazcık böyle şey oluyorum. Üzülüyorum. O yüzden aşağıdan videomu beğenirseniz sevinirim. Benden böyle istediğiniz, benim yapabileceğim güzel tarifler varsa söyleyin, ben de yapayım. İki tane soğan doğradım. Soğanı bol olsun, güzel olur. Patlıcanlarım şu şekilde burada kavrula duruyorlar. Çorbam da şöyle oldu. Kaymaklanmaya başladı. Neden acaba? Yoğurttan dolayı mı ki?
sık sık karıştırmıyorum, ondan da olabilir. Patlıcanlarım burada kavrula dursun. Şöyle gösteriyorum çünkü içini gösterdiğim zaman dumanlıyor. Sonrasında üzerine şey katacağım. Domates. Tavada biraz tereyağı, biraz sıvı yağ. Tereyağımız erisin. İçerisini birazcık şöyle kısalım. Nane. Nanesini bol katıyoruz. Pul biberi katmıyoruz. Pul biberi sonrasında içine çiğden katacağız böyle kavurmada. Fazla yakmayalım. Tamam, bu kadar. Şimdi biraz kıvıralım. Şunu da şunun içine şey yapalım da boş etmesin. Şimdi de böyle bunun içine katıyoruz. Bismillah. Oo, çok güzel oldu. Şu tavaya biraz çorba koyayım. Düdüklümüzün ağzını kapattık. Çorbamızda pul biberini kattım, nanesini kattım. Şimdi tam bir çorbaya benzedi. Gayet güzel oldu. Birazcık daha kaynasın böyle. Sonrasında altını kapatacağım. Pirinçler de bayağı şiştiler zaten, büyüdüler. Yemeklerimi yaptım, bulaşığı yıkadım. Gıcır gıcır oldu her yer. Şimdi de mutfağı süpüreyim bir. Çünkü biz genelde mutfakta yemek yiyoruz. Genelde değil, hep mutfakta yemek yiyoruz. O yüzden mutfak halısı bayağı kırıntı oluyor. Sonrasında da gırgır yapmayınca. Şimdi bir süpürge tutayım. Evin kalan yerlerinde süpürge tutayım. Girişi falan, bizim odayı toplayıp. Şöyle her yeri bir süpüreyim yani. Silemesem bile yine süpürüyorum elimden geldiğince. Evet, neler yaptım size şimdi anlatayım. Ezan da okunuyor camide, bizim karşıdaki camide. Ses yüksek gelebilir, o yüzden camı kapatmadım hem içerisi hava alsın diye. Evlerin hepsini süpürdüm. Her yeri süpürdüm. Sadece bizim oda kaldı. Mutfağı bile süpürdüm. Salonu süpürdüm. Sonrasında çamaşırlar vardı ya demiştim. Onları aldım hepsini. Kurumuşları bir kenara ayırdım. Kurumamışları kaloriferin üzerine bizim odaya getirdim. Çorapların hepsini buraya getirdim. Şimdi de tuvaleti bir kireç çözücü döktüm. Lavaboyu ozonladım. Yemeklerimin hepsini yaptım. Şimdi biraz dinleneyim ben. Biraz dizi izleyeyim. Belimin ağrısı da geçsin. Sonrasında babamın odası var. Orası bayağı tozlanmış. Süpüreceğim. Oranın tozunu sileceğim. Sonra bizim odayı toplarım. Sonrasında da zaten akşam oluyor. Sonrasında neler yaptığımı paylaşırım. Şimdi oturayım. Dizi izleyeyim. Bir yandan da videomun düzenlemesi var. Onu yapayım falan. Evet, oturdum, dinlendim biraz. Sonrasında neler yaptım? Bizim odayı topladım. Odayı süpürdüm. Sonrasında şey yaptım bir de. Bizim büyük kalın sert bir fırça var. Onunla halıların üzerindeki kılları topladım. Bayağı fırçaladım o girişte falan. Genelde aynaların önünde, çok oturduğumuz yerlerde falan oluyor. Normal halının üzerinde çok fazla yok da. Onları süpürdüm işte. Öyle. Şimdi de kitap okurum büyük ihtimalle. Kitap okuyacağım gibi. Kendime bir şöyle güzel bir Nescafe yapayım. Sonrasında oturayım, güzel bir kitap okuyayım artık. Bu videomuzu burada bitiriyorum. Videomu aşağıdan beğenip kanalıma abone olursanız başka insanların önüne çıkmasına da yardımcı olursunuz. Öyle, bir sonraki videoda görüşürüz.